Hatay üzerinde bugünlerde bazı oyunlar oynanmak isteniyor. Benim polisime silah sıkan el ne derece hainse, alçaksa, vahşi ise, teröristse, kusura bakmayın, cam çerçeve indirenler de aynı durumdadır. Aynı durumdadır. Terör örgütü gençleri sokağa dökmek istiyor. Milleti galeyana getirmek istiyor. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider. Unutmayın, yüz kızarır. Kim ki eline taşı alır, komşusuna, komşu sokağa, komşu mahalleye fırlatırsa emin olun o kaybetmiştir. O terör örgütünün tuzağına düşmüştür. Güvenlik güçlerimiz, mülki amirlerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, yerel idarecilerimiz gerekeni yapıyorlar. Lütfen hiç kimse ama hiç kimse kendisini polis yerine koyup, kendisini hakim, savcı yerine koyup öfkeyle hareket etmesin. Şiddete başvurmasın. Bu terör saldırılarının, bu olayların zamanlamasına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye çok önemli bir halk oylamasının arefesindeyken bu saldırılar yapılıyor. Bu olaylar meydana geliyor. Türkiye geleceği adına, demokrasi adına, özgürlük adına çok önemli bir kararın arefesindeyken birileri sokakları tahrik etmeye çalışıyor. Bu bir senaryodur sevgili Hataylı kardeşlerim. Muhalefet iktidar yıpransın, ülke kaybetsin önemli değil. Ama biz kazanalım diye hesap yapıyor. Böyle 3-5 kuruşluk hesabın içine girme. Girme. BDP sağduyu çağrısı yapması gerekirken dört yoldaki olayları adeta fırsat bilerek bunu kendisi için bir ranta çevirmek gayesiyle gerginliği artıracak sorumsuzca açıklamalar, sorumsuzca eylemler yapıyor. Çıkıyor, bir konvoyla beraber dört yola gelecekmiş. Ne yapacaksın sen dört yola gelip? Sen polis misin? Güvenlik gücü müsün? Sana mı kaldı bu iş? Bırak ilgililer yapsın bunu. MHP dört yoldaki gerginliği bir fırsat gibi görüyor. Buradan kendisine rant devşirmenin fırsatçılığına girişiyor. CHP gerginliği yatıştırmak yerine bu kargaşadan, bu kaostan ne koparabilirim diye o da meseleye öyle bakıyor. Sokakları daha da tahrik etme gayreti içine giriyor. Bunların mantığı şu: AK Parti kazanmasın da ülkeye ne olursa olsun. AK Parti başarılı olmasın da millete ne olursa olsun. AK Parti yıpransın da bu ülke, bu millet kaybederse kaybetsin. Ben de bunun tam tersini söylüyorum. Hatay'dan, Hatay'da kardeşlerimin içinden söylüyorum. Şehidimin bir damla kanına, bir karış vatan toprağına bırakınız iktidarı, bütün varlığımızı feda etmeye hazırız.